Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Maraş merkezi depremlerin ardından dördüncü kez deprem bölgesine ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu devlet yönetimi ciddiyet ister günü birlik kararlarla devlet yönetilemez dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. Bölgede depremzedelerin sorunlarını dinledi, ziyaretlerinin ardından basın açıklaması yaptı. İşin özü şu değerli arkadaşlarım, devleti yönetenler kısa vadede ne yapacaklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarının belirsizliğinden yakındı. Gelip acaba sizinle konuştular mı? Var olan sorunlarınızın çözümü için size bir proje sundular mı? Devlet dediğiniz kurum. Liyakatle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum bir riskle, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında neyi nasıl yapacağını, hangi vadede yapacağını oturup topluma aktarır, ifade eder. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yetkilileri ciddiyete davet etti, Türkiye'nin iyi yönetilmesi lazım dedi. Yok arkadaşlar, yok. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Günü birlik kararlarla devlet yönetilmez. Bu anlayış sorunları çözmez, var olan sorunlara çok daha büyük yeni sorunlar ekler. Türkiye'nin iyi yönetilmesi lazım. Kılıçdaroğlu, Malatya ve Maraş'ta bir araya geldiği depremzede çocuklarla da buluştu. Yaramazlık yapıyor musun? <laughs> Arada yaramazlık yapıyor <gülüyor> 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 Burada çektirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ben bu çocukların dedesiyim notuyla. Diğer yandan bölgeden gelen bir fotoğrafta gündem oldu. AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın Kılıçdaroğlu'nu karşılaması dikkati çekti. Fotoğrafın gündem olmasının ardından Akay'dan açıklama geldi. CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanı'ndan özel jetle Hatay'a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık. Konu bundan ibarettir dedi.